arkadaşlar. Kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Zack Snyder's Justice League'in 4. bölümü olan Change Machine'i inceleyeceğiz. Yine sahne sahne ilerliyoruz. Buyurun hemen başlayalım. Filmin bölümü Gotham Polis Departmanı'nda başlıyor. Batman'i efsanevi duruşunda Gargoyle'ın üzerinde görüyoruz. Aşağıdan Jim Gordon'un bakışıyla ki Jim Lee'nin çok efsanevi çizimi vardır bununla ilgili. En klasik, en bilinen çizimlerden biridir ki yani Batman'in en önemli pozlarından biri, belki de hani ikonik pozlarından biri. Onunla görüyoruz. Sinema versiyonunda bunu bayağı bir kesmişlerdi. O sadece araya oradaki naylon parçasının sallandığı kısmı koymuşlardı. Ama burada tam bütün ihtişamıyla birlikte Batman'i görüyoruz ve aşağıya iniyor. Daha sonra yanında Wonder Woman ve Flash geliyor. Gordon'la birlikte konuşmaya başlıyorlar. Gordon'un gösterdiği çizimden Diana hemen Parademon'ları tanıyor zaten. İnsanları esir aldıklarını, Butterbox'ların peşinde olduklarını, kokunun sindiği kişilerin üzerine gittiklerini vesaireyi tahmin ediyor. Tam bunlar işte konuşulurken de babası kaçıran Victor da sahneye giriş yapıyor. Victor'u gördüğü anda Diana'nın ufak bir gülümsemesi var. Yani ona çünkü güveniyor, geleceğini biliyordu ve onu gördüğü an o güvenin boşa çıkmadığını görmüş oluyor. O yüzden onu bir an için mutlu ediyor. Çok güzel bir karakterin aslında takım arasında güven ilişkinin kurulmasının başladığı noktanın gösterilmesi açısından güzel bir sahne. Benim hoşuma gitmişti. İlginç bir şekilde sinema versiyonundan da çıkarmamışlardı. Demek ki durumu anlayamadılar. Babası kaçırıldığı için oraya gelen Victor, Gordon ve hatta Batman'in çözemediği kaçırılma şemasını çözüp aslında kaçırılanların bir şekilde karada değil deniz tarafında bir yerde toplandığını fark ediyor. Batman de oranın ne olduğunu hatırlıyor. Yapımı yarıda kesilen, bırakılan 1929 yılında iptal edilen büyük Metropolis tüneli olduğunu söylüyor Batman ki 1929 yılı büyük buhranın olduğu yıl. Yani o dönem çok büyük ekonomik sorunlar, işte açlık, kıtlık vesairenin olduğu yıllar. Gerçek dünyadan bahsediyorum. Doğal olarak buna benzer birçok proje dünyanın dört bir yanında iptal edilmiş o dönem. Burada da aslında güzel bir tarihi gerçekle birleştirilmiş bir durum var. Reyneleri nerede kurtaracağını tahmin eden, artık öğrenen ekibimizi bir sonraki sahnede bu tünellere gitmiş olarak buluyoruz. Tünellerin içerisinde buldukları ufak tefek kanıtlardan, doğru izlerinde olduklarını anladıktan sonra gitmeleri gereken noktayı Alfred'in de yardımıyla öğrenip ekip ilerlemeye başlıyor. O sahnede hoşuma giden şey şu: İsterseniz bir Amazon tanrıçı olun, isterseniz dünyanın en hızlı adamı olun, isterseniz dünyadaki tüm elektronik sistemleri hackleyebilecek bir cyborg olun. Eğer bir takımda Batman varsa merdivenlerden onun arkasına çıkarsınız arkadaşlar. Bunu kimse değiştiremez. Çünkü o Batman. Yapacak bir şey yok. Takip edecekler. Ekibimiz hep birlikte yukarıya merdivenlerden çıkıyor. Ancak ne zaman ki iş bir sonraki aşamaya geliyor, olay savaş kısmına geliyor. Hani burada Batman kötü bir savaşçı ya da taktisyen demiyorum. Belki de işlerinde o konuda en iyilerinden biri. Özellikle taktisyenlik kısmında ama DCU'daki Snyderverse'deki Batman'in çok uzun süredir yalnız savaştığını unutmamak gerekiyor. Evet, Alfred var ama Alfred sahada birlikte olan biri değil. Robin'i kaybettikten sonra yanında bir daha kimseyi almamış Batman'den bahsediyoruz. O noktada da iş plan kurmaya, hareket etmeye, takımı yönlendirmeye gelince Wonder Woman'ın bir adım öne çıktığını görüyoruz. Ki dediği tek şey şu oluyor: kimse tek başına mücadele etmesin, bunu birlikte yapacağız diyor. Bu da Wonder Woman'ın hem bir toplulukla savaşmayı öğrenmiş bir karakter olduğunu gösteriyor bize. Çünkü Amazonların içinde eğitim aldı. Birlikte savaşacak şekilde eğitim gördü. Bir orduyu yönetebilecek şekilde eğitim gördü. Doğal olarak da burada da takıma bu konuda liderlik etmekten geri kalmıyor. Evet, Batman takımı bir araya getiren kişi olabilir ama sahaya çıkıldığı anda, savaşa geçildiği anda Wonder Woman'da bir adım öne çıktığını görebiliyoruz. Daha sonra ekibimizi Steppenwolf'u gördüğünü görüyoruz. Biz de görüyoruz beraber. Steppenwolf burada acımasızca insanları sorguluyor. Ki o sahnedeki en güzel şeylerden biri, nasıl Diana görür görmez Parademon'ları tanıdıysa bir çizimden bile, görür görmez Steppenwolf'u da tanıyor. Nereden bildiği konusunda kafamda soru işaretleri var. Çünkü gidip baktığı o tapınaktaki, Amazon tapınağındaki görsellerde Darkseid vardı ama Steppenwolf yoktu. Acaba Amazonların tarihinde İlk istila ona daha detaylı anlatılmış mıydı? Veyahut da başka bir şeyler biliyor mu? Başka bir fikri var mı? Açıkçası bilmiyorum ama Steppenwolf'u görür görmez tanıyor. Onunla ilgili de ileride cevaplanacağını düşündüğüm bir soru oluştu kafamda. Hani bir şekilde onun bize ya Wonder Woman 3'te ya Justice League 2'de cevabının verileceğini düşünüyorum ama şu an için bu filmde sadece Diana'nın ne kadar fazla varlıktan haberi olduğunu gösteren küçük bir an olduğunu düşünüyorum. Velhasıl dediğim gibi Steppenwolf'u acımasızca sorgu yaparken görüyoruz ki orada yine cesur insanlığa örnek olarak da Silas Stone'un öne çıktığını görüyoruz. Kendini öne atıyor. Diğer insanların üzerinden Steppenwolf alıp dikkati kendine çekiyor. Çünkü o da biliyor ki Motherbox'ı götüren kişi o. Diğer insanlar istediği kadar sorgulasın, Steppenwolf herhangi bir yere varamayacak ve hepsini durduk yere öldürmeye devam edecek.
O yüzden öne çıkıp ne yapacaksa onu yapmaya karar veriyor. Bu da bana bir şey hatırlatıyor. Yine geçen videoda da değindim. Zack Snyder'ın filmlerinde insanlar da kahraman değil. İlla ki süper kahramanlara ihtiyacımız yok. Hep bu tarz küçük dokunuş anlar var. Misal Man of Steel'da Martha Kent'in General Zod'a cehenneme git dediği sahne. Örnek veriyorum. Orada geri adım atmamıştı. Korkmuyordu. Veyahut da Batman v Superman Dawn of Justice'da daha açılış sahnesinde Thomas Wayne silah çeken hayduta karşı ailesini savunmak için gözü kapalı atladı. Bu da bize Bruce'un lafını hatırlatıyor. Men are brave dediği, insanlar cesur dediği sahneyi hatırlatıyor. Burada da biz Silas Stone'u aynı şekilde görüyoruz. Suçlunun kendisi olduğunu bir nevi biliyor. Yani suçlu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından o Mother Box'ı götüren kişi kendisi ve öne çıkıp o insanları korumaya çalışıyor. Tabi Steppenwolf'a bu tarz bir kahramanlık sökmüyor. Orada Silas Stone ne zaman ki öldürecek noktaya kadar geliyor. O zaman Cyborg işte kontrolünü kaybedip bir anda sahneye atlıyor ve babasını kurtaran kişi oluyor. Yine baba oğul ilişkisindeki değişik bir anı görüyoruz. Çünkü bir şekilde ne kadar küs de olsa onun babası onu kurtarıyor. Daha sonra bu konuşmayı yapacaklar zaten. Ve aynı anda da sahneye büyük savaşçımız Wonder Woman giriyor. Yine orada Wonder Woman'ın böyle Steppenwolf'a karşı küçük gülümsemesi var. Dediğim gibi daha önce de bahsettik işte. Doomsday'i gördüğünde güldü. Ares'e karşı bile dimdik durdu. İşte Steppenwolf'a karşı da güldü ama gerek çiziminde gerek filmin sonunda bunun tüp açıldığında Darkseid'i gördüğünde aynı gülümsemeyi göremiyoruz kendisinde. Burada da o gülümsemeyi gösteriyor ve oradaki en güzel şey bana sorarsanız Diana'yı gördüğü anda Steppenwolf'un zırhı aynı anda bir savaş moduna giriyor. Yani bütün bu dikenleri falan havaya kalkıyor. Zaten Zack demişti Steppenwolf'un zırhı tamamıyla psikolojisine göre hareket ediyor tarzı bir şey demişti. Yani o anki düşünce yapısına vesaireye göre onunla birlikte hareket ediyor. Demek ki orada o da ondan korkuyor. Veyahut da ona karşı daha tetikte olmak istiyor ki baltası da uzakta kalıyor ve orada onun o tedirgin bakışını görüyoruz yani. Yani savaşta karşı hazırlıksız yakalanmış modu ki çünkü o insanları sorgularken herhangi bir tehdit hissetmiyor. Kendi orada en güçlü varlık ama Wonder Woman geldiği anda işte işler değişiyor. Daha sonra Wonder Woman'ın Steppenwolf'a kafa göz daldığını görüyoruz. Bu arada birkaç tane parademon'u da kesiyor ama Wonder Woman tekrardan sahneye indiği zaman kimse karışmasın bu benim diyor ve orada yine epik söz. Ben kimseye ait değilim sözü geliyor. Bence yine özgür, bağımsız, güçlü kadınları temsil etmek açısından çok güzel bir sahne. Kimisi çok abartı bulmuş ama benim hoşuma gitti. Yalan söylemeyeceğim. Bence güzel. Wonder Woman ve Steppenwolf kavga ederken o sırada Flash'ı görüyoruz. Doğal olarak serzenişte bulunuyor. Yani bunu hani birlikte yapacaktık. Ne oluyor bunu beraber yapmıyoruz modunda isyan ediyor. Tabi bu arada da bir tane Parademon'u da al aşağı ediyor. Ve akabinde de Batman ona bağırıyor. Tamam. Çok konuşma. Cyborg'u da ne kadar rehine varsa dışarıya çıkarın bu insanları kurtarın moduna giriyor. Cyborg'la Flash'ı rehineleri kurtarırken gördüğümüz sırada da Batman gauntletlerini test etmiş oluyor aslında bir nevi. Çünkü Parademonlar cayır cayır ateşi üzerine salarken o koluyla onları engelleyebiliyor gauntletleri sayesinde, bileklikleri sayesinde. Orada da Alfred'in ne kadar başarılı bir iş çıkardığını görmüş oluyoruz bir kez daha. Çünkü bu sefer gerçekten sağda test edilmiş oluyor. Bu da Batman için önemli bir aslında update. Çünkü bu evrenin giderek İntergalaktik bir savaşı sürükleneceğini düşünürsek Batman'in kesinlikle bu tarz upgrade'lere ihtiyacı var. Tabii yine de Batman'in bu kadar fazla Parademon vesaireyle birebir kapışmasının imkanı yok. Alfred'le Nightcrawler istiyor ve Nightcrawler'ın içine atlayıp yukarıya doğru çıkıyor ve tam belki de Diana sağlam bir vuruş alacakken araya girip şimdi benim sıram diyor. My turn diyor. Bu da bana bir BVS paraleli gibi geliyor çünkü Batman v Superman'deyken tam Doomsday cehennemi üzerine salıp da Batman'i öldürmeden önce Wonder Woman'ın araya giriyordu. Belki de böyle küçük bir ödeme yapmış. O yani ne kadar filmin sonunda yine borçlu kalacak olsa da şu an için küçük bir ödeme yapıp orada şimdi benim sıram diyerek borcunu ödemiş oluyor. Bu savaşta Diana'nın dengi Steppenwolf. Ne kadar Nightcrawler vesaire de olsa Batman onun dengi değil. Diana ile Steppenwolf savaşırken ortalığı yıkmaya devam ediyorlar ve bir duvar parçasını patlatıyorlar. O duvarda gidip dışarıda tam reylerin üzerine düşecek oluyor. Orada da Flash'ı muazzam bir hızla hareket edip o taşların her birini engellerken görüyoruz ki arada küçük bir sahnede yakalayabilirsem onu da koyacağım veya da internette dolanıyor zaten bulabilirsem onu koyacağım. Flash'ı kendi yaptığı işi incelerken görüyoruz. Birçok kişi kendi yaptığı işi beğendiğini düşünüyor bu bakıştan dolayı ama bana sorarsanız hesaplama yapıyor. Bir sonraki taşın nereye düşeceğini, bir sonrakinde nereye koşması gerektiğini. Kendi o anki duruşuna vesaireye bakıyor. O çok güzel bir sahne. Son düşen taşı da yakalayamayacağını fark ettiği anda Cyborg'un çıkıp patlatması da yine takım oyununa doğru yürüyüşlerini gösteren güzel bir an oluyor. Ve akabinde de Cyborg'la babasını konuşurken görüyoruz. İşte o klasik baba oğul konuşmasını yapıyorlar.
dediğim gibi ne kadar küs, kavgalı vesaire de olsalar o noktada o birbirlerine karşı olan bağlarını gösteriyorlar. Bu da güzel bir şey. Ki bu esnada da Flash içeriye geri dönüyor Cyborg'un emriyle. Orada da Rönesans tablolarına fırlamış gibi o dokunma sahnesini görüyoruz. Diana'nın düşen kılıcını Diana'yı küçük bir dokunuşla geri itiyor. Flash ve Diana o sayede bir parademonu kesip yere iniyor. Ve tabii Flash burada dikkat dağılıyor. Diana çok güzel bir kadın. Ayağa takılıp pat pat yere yapışıyor. Flash yerde, Wonder Woman yerde, Batman hala Nightcrawler'ın içerisinde ve Steppenwolf Nightcrawler'ın üzerine binip Brute Force'a ne verdiyse aşağı aşağı vurmaya devam ediyor. Orada daha sonra Nightcrawler'ın düştüğünü görüyoruz. Yine düşen parçalardan Flash kaçmak zorunda kalıyor ki bu onu bir kez daha hasar veriyor. Yani düşüyor, ayağa takılıyor neyse. Orada bir hasar görüyor yine. Aslında film bize zaman zaman sürekli bunu gösteriyor. Flash ekibin en fazla hasar almaya yatkın üyesi gibi. Hani bunu birkaç yerde daha olacak benzer şeyler ama sanki böyle sürekli bunu tease ediyor. İleride Flash'ın alacağı bir yaranın ne kadar elzem olabileceğine dair göstermek için. Flash'ın ne kadar önemli bir karakter olduğunu göstermek adına. Flash'ın sürekli bu tarz noktalarda zayıf kaldığını veyahut da hasar aldığını gösteriyor. Ama buna rağmen savaşmaya devam ediyor. Bu önemli bir şey. Derken biz Steppenwolf'la Diana'nın tekrardan karşı karşıya geldiğini görüyoruz ki Steppenwolf da Diana'yı biliyor bir nevi. Çünkü sende eski tanrıların kanı var diyor. Görür görmez fark ediyor bunu. Diana ne kadar Steppenwolf'u biliyorsa Steppenwolf da Diana'yı bir o kadar aslında biliyor gibi bir durum var ortada. Ki bu yine bizi Wonder Woman filmine götürüyor. Senaristlerinden biri Zack Snyder'di. Ancak bir tanrı tanrıyı öldürebilir. O yüzden belki de birbirlerinin gözünün içine bakınca birbirlerini tanıyorlar. Öyle bir durum olabilir. Ki filmin sonu bunu aslında bir nevi kanıtlıyor. Steppenwolf'un Diana'yı tanıması üzerine, yani onun eski tanrılardan birinin kanının taşıdığını anlaması üzerine Diana tanrısal güçlerini üzerine salıyor ama bunun bile Steppenwolf'a çok fazla zarar vermediğini görüyoruz. Evet, çok ileriye itiyor ama ölümcül bir hasar almıyor. Bu esnada tabii Parademonların da saldırısı bitmiyor ama orada ekibin birbirini kurtarmaya devam ettiğini görüyoruz. Diana Flash'ı, Batman, Wonder Woman'ı vesaireyi birbirlerinin sürekli arkasını kolluyorlar. Ve derken Cyborg sahneye giriyor. Nightcrawler'ın kontrolünü ele geçirip sakin ol Alfred, bundan sonrası ben de sen bak keyfine, iç viskini moduna geçiyor ve Steppenwolf'un üzerine kurşun, füze, Allah ne verdiyse fırlatıyor. Ve yine bir kez daha Steppenwolf'un burada ne kadar sağlam bir zırha sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü ne o kurşunlar doğru düzgün zarar veriyor, ne de üzerine son gaz gelen bir füze. Onun için çok ölümcül bir şey. Füzeyi tuttuğu gibi zaten kanala bırakıyor. İçeriye su dolmaya başlarken de bum tüplüğe kaçıyor oradan. Burada da şeyi görüyoruz. Yani Steppenwolf evet çok güçlü ama yine de bir şekilde Diana ile birebir kapışmaktan korkuyor gibi bir durum var sanki. İşi şansa bırakmıyor ve oradan uzaklaşıyor. Ve yine o suyun akmaya başladığı sahnede neden sinema versiyonundan kesilmiş hala anlamadığım bir şekilde suyun içinden Aquaman'i görmeye başlıyoruz. Ki tüm ekip yavaş yavaş geriye kaçarken Diana Aquaman'i tanıyor aslında bakarsanız. Onun bir Atlantis'te olduğunu farkına varıyor ve endişeleniyor. Neden geldiğini bilmiyor. Hani gerçekten takıma katılmaya mı geldi, onlara saldırmaya mı geldi? Bence orada emin olamıyor. Ve sürekli endişeli bir hali var. Ki film sanki bunu tease edercesine Aquaman'in o suyla gelirken böyle sanki o suyu sürermiş gibi bir hava katıyor. Bu da biraz bana böyle şey anımsattı. Sanki şimdiden bir Flashpoint tease atmışsak oraya yavaşça. Çünkü biz biliyoruz ki Flashpoint paradoks hikayesinde Amazonlarla Atlantislerin savaşı çok daha büyüyecek. Hani böyle o ikisinin arasındaki gerilim hafif hafif sanki böyle tam manasıyla verilmese de hissettiriliyor. Gelecekte böyle bir şey olabileceğinin sinyalleri veriliyor. Velhasıl Aquaman oraya onlara yardıma geliyor. Tabii ki bunu biz biliyoruz. Daha sonrasında atlayıp suyu durduruyor. Takım zaman kazanıyor. Nightcrawler'a biniyorlar. Hep birlikte yukarı çıkıyorlar vesaire. Ve takımın güvenli bir noktada olduğunu anladıktan sonra Cyborg da uçarak oradan uzaklaşıyor. Daha sonra Steppenwolf'un üstüne dönmüş olarak görüyoruz. Oraya gittiği zaman Motherbox'ların onu iletişime geçmeye çalıştığını görüyoruz ve Motherbox'a yanaşıp da göster bana dedikten sonra kendini bir hayal sekansının içinde buluyor. Ve orada baltasını kaldırıp yere vurduğunda anti-yaşam denklemini görüyor. Orası sanki o anti-yaşam denkleminin olduğu yer bana Amazonların adası Temiskira'ymış gibi geliyor. Ama emin değilim. Sanki böyle tepeden hani çeken geniş kamera açısı bana o Temiskira'nın boşluklarını hatırlattı. Oradaki denizin kenarı vesaire şu bu. Ama emin değilim. Temiskira'da olabilir diye düşünüyorum sadece. Motherbox'larla bağlantıda kalmak bir şekilde gelecekten sanki sinyal verebiliyor gibi bir hava var. Çünkü daha sonra Superman'in dirilişinde de benzer bir şey göreceğiz. Ama çok oraya girmiyorum şu an için. Sadece orada Steppenwolf anti yaşam denkleminin dünyada olduğunu öğreniyor. Derken biz tünellerin metropolisine oraya geri dönüyoruz.
Orada küçük bir sahne var yine. Silas Stone'la oradaki işte kurtarmaya gelen ekipler konuşurken uzaylı protokolleri gereği uzaylılarla temas etmiş her insan işte belli bir testlerden geçeceği konusunu anlatırken onları zaten ben yazdım diyen Silas Stone bir kez daha Guevara'nın için ne kadar önemli bir karakter olduğunu gösteriyor aslında. Birçok konulan kuralın onun tarafından koyulduğunu görüyoruz. Ve ekibi arasında konuşurken görmeye başlıyoruz. Wonder Woman, Steppenwolf'un Motherbox'ları aradığını biliyor. Ama tabii kaç tanesini ele geçirdiğini bilmiyor. Sadece emin olduğu şey Amazonlardakini aldıkları. Orada Arthur'un itirafı geliyor. Atlantis'tekini de aldı diyor. Ve geriye tek bir kutunun kaldığını biliyorlar. O da insanların elindeki. Acaba o kutu nerede diye düşünürken de Cyborg ortaya çıkıyor. Kimse merak etmesin kutu bende diyor. Bir Motherbox'tan diğerine geçiyoruz. İki Motherbox elinde bulunan Steppenwolf Desaat'ı tekrardan konuşmaya başlıyor. Bu sefer benim istediğim gibi Desaat, Desaat diye aramasa da bir şekilde ulaşıp Desaat'a durumu anlatıyor. Anti yaşam denklemini bulduğunu söylüyor. Ki oradaki konuşmada çok küçük bir an var aslında. Birçok kişinin merak ettiği sorunun cevabının ileride geleceğinin göstergesi. Steppenwolf şunu diyor. Daha önceden Darkseid kendini yenilmez yapacak bir silah arıyordu ve ilkel bir gezegende bulmuştu vesaire bilmem ne muhabbeti yapıyor. Bunda Darkseid tahta çıkmadan önce yapıyordu diye söylüyor. Orada da Desa başkaldırı hikayesi çok iyi biliniyor. Bana tekrardan atmana gerek yok diyor. Demek ki şunu biliyoruz ki Darkseid onu ararken yaşadığı kaza vesaire şu bu neyse işte Ares'in omzunu parçalaması, dünyada yaşadığı neredeyse öldüğü savaş onu tahttan etmiş. Veyahut da o sırada tahta çıkma yolundaydı. Aşağı düşmüş. Tam bilmiyoruz. Dedim ki o apokalipsin geçmişinde yatan bir şey. Ve orada büyük bir başkaldırı hikayesi var. Ancak New Gods filmiyle anlatabilecek bir şey. Veyahut da Justice League'in içine yerleştirilebilecek bir apokalips tarih sahnesiyle anlatılabilecek bir şey. Şu an için bilmiyoruz. Sadece dediğim gibi tohumları atılmış durumda. Onları da ileride görmeyi umuyoruz. Ve yine burada Multiverse çoklu evren kelimesi geçiyor. Neden Darkseid'in aslında tekrardan burayı bulamadığına dair de hem küçük bir bilgi çok fazla yerde araması lazım. Hem de herkesten önce Zack Snyder'ın Multiverse'ü ekmeye başladığının göstergesi aslında DC'de. Bahsettiğim sinematik olarak tabii ki. Tabii ki Desaat anti yaşam denklemini duyduktan sonra bir gaza geliyor. Kendince dualar vesaire edip geriye çekiliyor ve Darkseid gelmeden önce aslında Parademon'ların onu sezişi, hepsinin diz çökmeye başlaması, Steppenwolf'un durumu hafiften kavrayıp yutkunması bunların hepsi o gerilimi o an çok güzel arttıran böyle küçük küçük detaylar. Derken de Darkseid tüm ihtişamıyla birlikte o portaldan gözükmeye başlıyor. İletişim zımbırtısından. Ve orada da Steppenwolf da diz çöküyor ve zırhı başından başlayarak omuzlarına hatta daha aşağısına kadar açılıyor. Yine Zack Snyder'ın dediği zırh onun psikolojisiyle birlikte hareket ediyor. Ya, çok güzel bir örnek. Ve orada Darkseid emirlerini vermeye başlıyor. Üçüncü kutuyu bul, dünyayı yok et. Ben de gelip büyük ödülümü alacağım. Daha önce derbeder olduğum, yenildiğim, rezil edildiğim tek gezegen olan dünya. Nasıl ki 100.000 gezegeni toza çevirdim, orayı da çevireceğim. Üstelik de ödülümü alacağım. Bu sayede tüm varoluş benim olacak gibisinden muhteşem bir konuşmayı yapıyor. Gerçekten kötü adam, kötü adam hissiyatını veriyor. Ve film o noktada bizi çok daha büyük bir tehlikenin varlığı ile ilgili aslında tam manasıyla yüzleştiriyor diyebiliriz ama anlayabilene. Daha sonra takımı Wayne Hangar'ında görüyoruz. Victor Flying Fox'u gördüğü gibi direkt uçamadığı vesaireyi anlıyor. Orada da Victor'ın bir kez daha elektronik cihazlarla, dijital şeylerle ne kadar kolay haberleşebildiğini, her şeyi çözebildiğini, anlayabildiğini görüyoruz. Takım arasında bir toplantı yapmaya başlıyor işte, plan yapmaya çalışıyor ve orada da güzel birkaç anekdot var. Birincisi Victor diğer kutuları hissedebiliyor Cyborg. Bu önemli bir şey. Diana Steppenwolf'un şimdiye kadar gördüğü en güçlü varlık olduğunu söylüyor ki Diana'nın daha önce savaştığı Ares, ne bileyim Doomsday. Bunları düşünürsek Steppenwolf'u aslında ne kadar üst noktaya koyduğunu düşünebiliriz. Cyborg'un Motherbox'ları bu kadar iyi bilmesi Aquaman'i kıllandırıyor. Aslında herkesin aklında olan ama belki de soramadığı soruyu soruyor. Senin düşmana çalışmadığını nereden bileceğiz modunda yaklaşıyor. Ve orada yine daha önce bahsettiğim Flash'ın ortaya attığı plan. Kutuyu sürekli yer değiştirelim böylece bulamasın planını Bruce Wayne çok güzel bir bozup atıyor. Kazandıracak değil daha yavaş kaybettirecek bir plan diye. Ki işte Amazonların onu deneyip başarısız olduğunu biliyoruz. Her ne kadar takım bilmese de Bruce Wayne'in orada taktisyenliği ön plana çıkmış oluyor. Velhasıl Aquaman'ın şüphelerine dönecek olursak Cyborg durumu netleştirmek adına hem kendi geçmişini hem Motherbox'ların geçmişini hem de dünyadaki geçmişlerini bildiği kadarıyla anlatıyor. Orada bir Nazilerin elinden alan bir müttefik takımı var.
Ondan bahsediyor kısaca ama aslında o müttefik takımı Wonder Woman filmindeki sağ kalan işte o Fransız asker, Kızılderili ve de o keskin nişancı İngiliz asker. O üçü aslında onu çalan ekip. Eta Kendi de onlara liderlik eden, aslında operasyonu yürüten kişi. Aslında bunun bilgisi Wonder Woman filminde konulacakmış. Bir after credits sahnesi gibi, bir final sahnesi gibi. Önlerine işte bir dosya gelecek. Almanların eline geçmemesi gereken gizli bir nesne var şeklinde. Ellerinden alınması gereken, Nazilerin eline geçmemesi gereken bir nesne diye. Ancak o daha sonra stüdyo tarafından çıkarılmış. Yalnız filmin DVD Blu-ray versiyonunda hani silinmiş sahnelerden biri olarak gösteriliyor, ek sahne olarak. Orada görebiliyorsunuz. Aslında onu daha önce Zeki planlamış ama stüdyo koymasına izin vermemiş. Ne Petya ne Zeki. Nazilerin eline Motherbox'ın bu şekilde geçmekten son anda kurtulduğunu en azından biz burada iyi kötü öğrenmiş oluyoruz. Ve Cyborg bu Motherbox'ların geçmişini, kendi geçmişini anlatırken babasının Krypton gemisiyle Motherbox arasında bir bağlantı kurduğundan gibisinden bir şeyden bahsediyor. Yani ikisi de uzaylı teknolojisi belki hani eli sonunda ama aralarında benzerlik bulduğunu söylüyor ki bu daha önce benim yine Krypton'la Apokalips'in bir noktada karşılaştığı fikrine götürüyor. Yani film yine bununla ilgili ufak tiz atıyor diye düşünüyorum. Ne kadar doğru zamanla göreceğiz. Ve o noktada Cyborg geçirdiği kazayı, hayata geri dönüşünü anlattıktan sonra Cyborg'un dirilişi, Superman'in dirilişi için aslında bir imkan yaratmış oluyor. Hepsinin aklına aynı soruyu, aynı fikri getiriyor. Bunu da belki dile getiremiyorlar kolay kolay ama Superman'e hayran olan Flash bunu söylüyor. Bu noktada da bir şey söyleyeceğim. Zack Snyder'ın her zaman planı Flash'ın büyük bir Superman hayranı olmasıymış. Hatta ilk tasarladığı logo da aslında S şeklinde bir yıldırım. Şimdiki gibi 1, 2, 3 kat yapan bir yıldırım değil. Sadece S şeklinde bir yıldırım. Superman'den ilham aldı. S'ye benzettiği şeklinde olacakmış ama Geoff Johns geldikten sonra klasik logonun kullanılmasına ısrarcı olmuş ve BVS döneminde onu klasik logo ile değiştirmişler. Ama bir tane öyle bir kostüm denemesi var. O fotoğrafı da bulursam buraya yana ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz. Bulamadıysam da özür dilerim. Burada şu an başka bir şey var demektir. Ve dediğim gibi Flash o noktada Superman'in diriltilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Aquaman'in güzel bir lafı var orada. Ölüm ve yaşam ya birdir ya sıfır, yani ötesi yoktur. Yaşıyorsanız birdir, öldüyseniz sıfırdır. Nasıl geri getireceğiz diye düşünüyor. Ve orada Cyborg Motherbox'ların tam olarak işleyişini anlatıyor ki en basit indirgemek için herkes anlasın diye bunu yanan ev üzerinden götürmüşler. İşte bir ev yandığı zaman evin partikülleri önce ateşe sonra işte duman partiküllerine dönüşür ama ortada partiküller durur. Bir kibritiniz varsa bir evi duman partiküllerine çevirebilirsiniz. Ancak bir Motherbox'ınız varsa duman partiküllerini tekrardan eve çevirebilirsiniz diye. O noktada Superman'i aynen bu şekilde hayata geri döndürebileceklerinin planını yapmaya başlıyorlar. Yine de benim merak ettiğim birkaç bir şey var. Hani Man of Steel'dan kalma kodeksin, yani Superman'in bedenini işleyen kodeksin bununla bir ilgisi var mı acaba? Orada farklı bir durum var mı? Aklımda bazı soru işaretleri var ama bunlara belki başka zaman başka bir şekilde değineceğim. Şu an çok uzatmak istemiyorum mevzuyu. Ama orada bence onun da önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Ve takımın toplantısında bizi Martha Louise buluşmasına götürüyor film. Martha Kent Louise Lane'i ziyaret ediyor. Orada biz yine işte Louise'in işe gitmediğiyle ilgili daha detaylı bilgi alıyoruz. Martha Kent'in yaşadığı ekonomik zorluklarla ilgili daha detaylı bilgi alıyoruz. Birbirlerine psikolojik olarak destek oluyorlar. Oradaki en güzel şeylerden biri de şu bana göre. Martha Kent'in yaşadığı acı. Çünkü işte her tarafta Superman'in ne kadar iyi bir kahraman vesaire büyük bir figür olduğundan bahsediyorlar ama kimse onun olduğunu hatırlamıyor. Oysa ikisini birden biliyor. Ki Superman nefret edilen bir figürden sevilen bir figüre dönüştü düşünürsek BVS sonrası. Yani o noktaya bence çok güzel değinmişler. O tüm dünya yasını tutuyor olabilir ama o farklı bir şekilde yasını tutuyor. Aslında onu anlatıyor. Louis de aynı şekilde. Ve yine bu noktada film bize bir ters köşe daha yapıp, ki bunu artık aslında biliyorduk. Hani ters köşe tam olarak olmuyor ama güzel bir sürpriz diyelim yapıp oraya gelenin aslında Martha Kent değil, Martian Manhunter olduğunu gösteriyor. Oradan da General Sivanvik'e dönüşüp aslında 3 filmdir aramızda bir Martian Manhunter olduğunu göstermiş oluyor. Takımın toplantısına dönecek olursak burada Motherbox'ı uyandırmanın tehlikesinden bahsediyorlar birbirlerine. Çünkü Motherbox bir kere uyandırıldığı zaman Steppenwolf artık yerini tamamıyla bilecek. Diğer iki Motherbox onun yerini söyleyecek ve oraya gelecek. Almak isteyecek. Daha önce Steppenwolf'u durduramadılar. Savaştılar, yetmedi. Superman'i diriltmeye deneyecekler ama işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar. Daha çok dönüp de iyi mi gelecek, kötü mü gelecek kaygıları o an için yok. Eğer olur da bu işe yaramazsa Motherbox uyandıktan sonra doğrudan Steppenwolf'u çağıracak ve daha önce onu yenemedik. Bu sefer yeneceğimizin de garantisi yok. Bu
kesin kayıp olacak. Ama çağırmazsak yani Superman'i diriltmezsek zaten yenmek gibi bir şansımız yok. Moduna girip gözü karartıyorlar ve Superman'i diriltmeye karar veriyorlar. O kararı verirken de genel aralarında geçen konuşmadan birçok kişinin aslında sorup da neden filmde kaçırdığını anlamadığım cevap veriyorlar. Mother Boxlar neden daha önce Steppenwolf'u çağırmadı sorusu. Bir, ilk çağdan bu yana tamamıyla uyudular. Birbirlerinden ayrı düştüler. Arada neden uyanmadı derseniz de uyandıran olmadı çünkü herhangi birisine, herhangi birini dürten olmadı. Bir tanesi 2015'te uyandırıldı. Silas Stone'un elindeki Cyborg'u diriltmek için, oğlunu diriltmek için uyandırıldı. Veyahut da hayatta tutmak için diyelim daha doğrusu. O uyandığı zaman da belki de etrafı kontrol ettiğinde bir Kryptonlu'nun varlığını gördü. O yüzden diğerlerine veyahut da Steppenwolf'a herhangi bir çağrıda bulunmadı. Ama ne zaman ki Kryptonlu öldü ve o çığlığı attı, o zaman uyanan Motherbox tehlikenin bittiğini anlayıp Steppenwolf'a diğer iki kutuya haber gönderdi. Olay bu kadar basit. Başka hiçbir şeye bence bakmaya gerek yok. Ve dediğim gibi bunun üzerine takım Superman'i diriltme kararı aldı ve bu bölüm de burada bitti. Evet, dördüncü bölüm Change Machine ile ilgili fark ettiklerimi, gördüklerimi, anladıklarımı size anlattım. Benim kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlarda siz yazın. Onun dışında kanala abone olun, videoyu beğenin, sağda solda paylaşın. Bakın biri böyle böyle bir şeyler de dediğin. Çana basın, bildirimleri açın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.